Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda fotoğrafçılıktan nasıl para kazanabilirsiniz, nasıl gelir elde edebilirsiniz bunu anlatacağım. Temel 5 yöntem var. Bunlar tabi herkesin bildiği gibi. İlki düğün fotoğrafçılığı, ikincisi ürün çekimi. Bunların dışında fotoğraf yarışmaları var ki video geçtiğimizde nerelerde bu yarışmaların gösterildiği ile ilgili bir site göstereceğim size. Oralardan hobi olarak bile çekiyorsanız o fotoğraf yarışmalarına katılarak belki siz de oradan gelir elde edebilirsiniz. Bunun dışında günümüzde yeni yeni artık popüler olmaya başlamış, daha az yeni bir yöntem olan NFT yöntemi var. NFT'ye çevirip satma var. Bundan da bahsedeceğim videomun içinde. Son olarak da stok fotoğrafçılığı. Stok fotoğrafçılığından nasıl para kazanacağınızı elde edeceğim ve videoyu bitireceğim. Şimdi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar, düğün fotoğrafçılığı sadece yani düğün çekiminden ziyade doğum öncesi, doğum sonrası, yeni doğan, nişan çekimleri de düğün fotoğrafçılığının genelde yaptığı şeyler. Tabii bu alanda para kazanmak için iyi fotoğraflar çekmeniz ve kendinizi iyi tanıtmanız gerekiyor. Reklam yapmanız gerekiyor. Tabii başlangıç olarak eş, dost, akrabalarınızı çekerek bu alana giriş yapıp kendinizi geliştirerek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz. Bu alanı, bu kısmı çok uzun tutmayacağım. Genelde hepinizin bildiğini düşündüğüm bir bölüm. Çok kısa bir iki videoda geçip bir sonraki bölüme geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ürün çekimi de genelde bu kıyafet olabilir, herhangi bir obje olabilir. Ben genelde tekstil ürünlerinin ürün çekimini yaptım. Eşarp çekimi, kıyafet çekimi oldu. Bu şekilde bundan da tabii gelir elde edebilirsiniz. Bu biraz daha düğün çekimlerine göre zahmetli de şunu daha uzun bir zaman ayırmanız gerekiyor ürün çekimine. Bu da evde koleksiyon biraz da fazla ise yere gelip bir gününüzü bile alabilir bu çekimler. Ürün çekimleri için geniş de dedi. Aksesuar, perde çekimi, şey çekimi, kıyafet çekimi, bu bazen yetişkin, bazen çocuk çekimi, küçük yaş olursa mankenlerle o çocuklar o havayı yakalayıp o şeyi çekmek daha da biraz zahmetli oluyor. Bu da onun biraz zor ve iyi yanları da diyebiliriz. Tabii biraz eğlenceli yanları da var. Tabii bu ikili ilişkilerimizle de alakalı. Ben genelde ürün çekimlerinden keyif alarak çekiyorum. Ürün çekimleri de genelde hemen hemen birçok kişinin bildiğini düşündüğüm bir çekim yöntemiyle para kazanma yöntemi diyebilirim. O yüzden bunu çok uzun tutmayacağım. Sadece bu kadar gösterip diğer yönteme geçiyorum. Arkadaşlar, fotoğraf çektiğiniz, hobi olarak bile çektiğiniz fotoğraflar da olabilir. Bu birçok zevk aldığınız bir fotoğrafçılık zevk aldığını düşünüyorum bu videoyu izleyen arkadaşlar için. Fotoğraf yarışmaları var. TFSF onaylı fotoğraf yarışmaları var. Kendi sitesi. Bu site üzerinden yarışmaları gördüğünüz gibi takip edebilir. Uygun fotoğraflarınız varsa yarışmalara katılabilirsiniz. Ya da artık yarışma takvimine bakıp o yarışmanın konusuna uygun fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu da bir başka fotoğrafçılıktan para kazanma yöntemi ve de benim için en zevkli olanı diyebilirim. Çünkü fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, mesela konu bulamıyorsunuz, ne çekeceğiniz konusu yoksa bir konu bulmanızı da sağlıyor bu şekilde. Yani sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Bir konu ararken ne çekeyim derken size orada bir fikir vermiş oluyor. Böyle bir yerden sonra artık para da kazanmaya başlayabiliyorsunuz bu yöntemle. Bunu da ve
Bu da bir diğer fotoğrafçılıktan para kazanma yöntemi. Ve işte şimdi en zevklisi de diyebilirsiniz, aynı şeyi de diyebilirsiniz. Ve eğer ilgileniyorsanız ve arşivinizde kuvvetliyse ya da çekim yapmayı seviyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir para kazanma yöntemi. Bir başka yöntem de arkadaşlar NFT, yani yeni popüler olan bir para kazanma yöntemi. NFT de genelde OpenSea sitesi bunların içinde en bilineni. Bununla ilgili nasıl yükleme yapacağınız, nasıl fotoğrafını ya da görselinizi NFT'ye çevirdiğinizi anlattığım bir videom var. Onu yukarıya bırakırım. İletişim simgesini de tıklayarak karta ulaşabilirsiniz. Şu anda yukarıda çıkan karttan buraya nasıl yükleme yapacağınızı anlattığım videoya ulaşabilirsiniz. Bu da günümüzün en popüler para kazanma yöntemiyim şu an. İki tane yükledim. Zaman bulup daha da çok yüklemek istiyorum ama zaman da bulamıyorum açıkçası. Hem buradan yükleyip Twitter'dan da bunları paylaşmamız gerekiyor. Bu da şu andaki en güncel bir yöntem. Son olarak da stok fotoğrafçılığına geçeceğim arkadaşlar. Stok fotoğrafçılığı da arkadaşlar bir diğer para kazanma yöntemi. Hatta bahsettiğim o ilk temel 5 yöntemden sonuncusu. Stok fotoğrafçılığı temel olarak bu ev fotoğraflarınız elinizdeki arşiv ve bütün arşivi yükleyebilirsiniz. Tabi belirli kriterleri var. Onaylanma, onaylanmama gibi. Eğer bir model varsa model izni gerekiyor. Bir binaysa, bir mülkse, benim mülkü ise mülk izni gerekiyor. Bu izinleri sağlanmış olmanız gerekiyor ve genelde şeyleri de netlik gibi kısımları da olması gerekiyor. Siz burayı yolladığınızda içerik yükle diyerek açılan şey bu kısımda fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz buraya. Daha sonra anahtar kelime görüyorsunuz. Ve yolluyorsunuz. Ondan sonra onay süreci var. Onaylandıktan sonra da yayınlanmaya başlıyor. Benim şu an 394 tane fotoğrafım var. Ve burada da satılan fotoğraflarım var arkadaşlar. Artı ben biraz grafik de sattım. Mesela İstanbul'dan alınmış. Dünyanın değişik yerinde alınabiliyor. Mesela İtalya'da bir alan olmuş. Bursa'da yaşıyorum. Amsterdam'dan. Ve bu şekilde fotoğraflarınızı dünyaya satabiliyorsunuz. Ama genel olarak shutter stock çok yaygın ve genel çok kişinin bildiği için şu anda az bir kazanç sağlıyor. Yani her bir fotoğrafınızdan 0-10 gibi ama yani üye ise tabii bu siteye üye değil dışarıdan bir alım yaptılarsa o zaman 1,5 dolara kadar çıkıyor. Burada önemli olan sürüm, yani çok satarak kazanç sağlıyorsunuz. Tabii bu da yarışmalara özel daha değerli olan fotoğraflarınızı böyle yüklemeyin. Burada artık işinizin bitti. Artık kenara belki silmeyi düşündünüz. Artık bu o fotoğrafları sizin için kenarda duracağını düşündüğünüz fotoğrafları buraya yükleyin. Bu da ekstradan bir kazanma yöntemi, kazanç sağlama yöntemi. 30 dolar olduğunda ben buradan gelirimi elde edeceğim. Buraya da çok zaman ayırmam. Aslında zaman ayırsam belki de aylık daha da iyi gelirler elde edebilirim buradan ama bu da bir yöntem. Bunu da bilmenizde fayda var. Elinizde çok büyük bir arşiv varsa ya da çok sık fotoğraf çekiyorsanız ve fotoğraflarınız kenarda boş bir şekilde durmasındansa burada da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sadece Shutterstock değil, birçok stok fotoğraf sitesi var. Aynı zamanda ben tabii en meşhur ve en bilindik ve bildiğim için ve buraya oldum ve memnunum şu anda. Sadece zaman ayırıp daha fazla buraya yükleme yapmam gerekiyor. Bunu da kısaca bu şekilde bahsettim. Tabii bunlar için eğer yorumlarda belirtirseniz stok fotoğrafçılığı için ayrı bir video çekebilirim. Burada nasıl yüklediğinizi genel olarak daha detaylı ya da NFT olsun ya da düğün fotoğrafçılığı hepsi için geniş geniş videolar çekebilirim. Tabii bunlar sizin beğeni ve isteklerinizle şekillenecek şeyler. Eğer bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka belirtin arkadaşlar. Ve son olarak bonus olarak YouTube'dan para kazanma yöntemini söyleyeceğim.
Son olarak da bonus YouTube yöntemini anlatacağım arkadaşlar. YouTube'dan da fotoğrafçılık üzerine eğitimler vererek yaptığınız şeyleri şu anda benim yaptığım gibi videolaştırarak buradan da bir gelir elde etme imkanınız var. Gelir elde eden de çok kişi var. Şu anda bunu da kısaca bir kendi damımı geçeyim. Şu anda 904 kişiyim arkadaşlar. Son 96 kişi daha geldiğinde buradan gelir elde etmeye başlayacağım. O yüzden sizin için küçük, benim için büyük bir adım olarak sadece abone olun. Ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beni mutlu edersiniz ziyadesiyle. Bu da son bir para kazanma yöntemi diyorum. Bunu da fotoğrafçılığı dahil ediyorum çünkü. Bu da bir şekilde fotoğraf hobiniz ya da fotoğrafla harcadığınız zaman, fotoğraf için harcadığınız zamandan bunu eğitim olarak bir şekilde başkalarına da faydası olmasını sağlıyorsunuz ve aynı zamanda para da kazanıyorsunuz. Tabii bu sadece fotoğrafçılık değil, birçok şey de anlatabilirsiniz bu YouTube'da. Vloglarınızı çekebilirsiniz ya da geziyorsanız, gezi yaparken gezinizi çekersiniz. Fotoğraf çekmek için geziler düzenliyorsunuz. O düzenlediğiniz gezileri vloglaştırıp bunu illa fotoğraf eğitimi değil, vlog olarak oradaki gezdiğiniz yerleri anlatarak da bunu burada değerlendirmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.